10 Mayıs, 16 Mayıs değerli oğlak burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifli ve güzeldir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. O sırada haritanıza da bakıyorum. Şöyle bir durum var. Evet, keyifli bir enerjiye giriş yapacaksınız. Beklediğiniz ya da oluşmasını istediğiniz bazı paralar sizin hayatınıza yavaş yavaş giriş evresini sağlayacak. Ama şöyle bir durum var. Korkularınız ve kendinizi güvende hissetmediğiniz için ve devamlı olarak da bazı şeylerde hep zarar görmekten, işinizde yaptığınız emeğin karşılığını alamamaktan, maddi olarak hep bir kayıp yaşamaktan o kadar çok bunaldınız ki, ama gerçekten bu hafta gökyüzü sizi destekliyor. Güne inanılmaz güzel enerjiler var ve bu enerjiler sizin hayatınıza hızlı bir şekilde girecek. Hareketsiz, mutsuz, maddiyatla ilgili kaygı yaşadığınız ve işinizle alakalı eksik gördüğünüz şeylerin gökyüzü sizi çok güzel destekleyecek. Güzel fırsatlar, yeni hareketler, yeni oluşumlar, beklenmedik iş kapıları. Yani tamamıyla sizin enerjinize doğru olumlu şekilde devam edecek. Bence bu ara ne olabilir? Telefon, hani böyle yapışmış önünüzde bilgisayar, devamlı telefon görüşmeleri, devamlı çalışma temponuz ve insanlarla çok daha rahat anlaşacağınız, kendinizi inanılmaz derecede de kendinizi keşfedeceğiniz bir hafta olacak. İç yüzünüzle yüzleşeceksiniz, kendi kimliğinizle yüzleşeceksiniz, kadersel etkiler altında olacağınız olayları geride bırakıp beklenmedik ve bazı sağlamlaşmasını istediğiniz iş kapılarında büyük bir yükseliş ve büyük bir olaya şahit olacaksınız. Bu da sizi çok mutlu ve keyifli kılacak. Ama şunu söyleyeyim. Ufak bir kenarda paranız var. Dolar ya da altınız olabilir. Lütfen bozdurmayın. Çıkacak. Panik yapmayın. Bu ara sinirleriniz kendi kendinize yıpratıp zıplıyor, iniyor, zıplıyor, iniyor ama enerji, gökyüzü sizin enerjiniz o kadar güzel fırsatlar veriyor ki lütfen bu evrede nefes al, tuvalete git, kahve iç, çay iç. Yani ne yapıyorsan yap, gereksiz insanların göz enerjisini üzerinde tutmana gerek yok. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz haberlerde aksilikler yaşayabilirsiniz ama sonu aydınlık olarak gözüküyor, ama iletişimle ilgili kim ne iş yapıyorsa çok kuvvetli, çok iyi iletişimler, çok iyi diyaloglar, yeni anlaşmalar, çok güzel döngüler yaşayacaksınız. Hatta siz bile bu hafta nasıl geçtiğini, özellikle evde çalışıyorsanız bile evin enerjisi sizi kasmayacak, çok mutlu ise. Sadece ara sıra sinirsel döngülerimiz var. Bir de şöyle bir şey var. Geçmiş bir ilişkiden kaynaklı canınız, kalbiniz, yüreğiniz acıyor. Artık bu geçmiş artık tamamıyla, yani kaderin sizi, kader bizi birleştirdi, kader bizi ayırdı kafasından çıkıp yepyeni bir aşk enerjisine ait olmanız lazım. Bu döngüde, valla bu gidişle evde kalacaksınız. Geçmişe takılmaktan vazgeç artık. Yeniliklere yelken aç diyorum. Evli olan bazı oğlak burçlarında özellikle boşanma konuları, aileyle ilgili sorunlar çok ön planda olacak. Biraz bunu bir ilişki terapistiyle, evlilik terapistiyle çözebiliriz ve çocuklarla ilgili yaşadığımız bazı gerginlikler artık bizi yormaya başladı. Bunları bir düzeltmemiz gerekiyor. Eğer öğrenciyseniz değerli oğlak burçları, bu dönem eğitiminizle ilgili biraz odaklanma problemi yaşayabilirsiniz. Ama şans sizden yana. Yani odaklanma problemi de yaşasanız bunu başaracaksınız. Lütfen bu ara odaklanmayla ilgili kendinizi toparlamanız gerekiyor. Uzun süredir evinizle alakalı değişim fikriniz var. Şu an bu hafta değil, Mayıs sonu, Haziran ortası gibi gerçekleşecek ve tam istediğiniz gibi. Toprak satmak isteyen ya da emlak işi, satış işiyle uğraşan oğlak burçlarında biraz bunlar gecikebilir ama sonu sizin istediğiniz şekilde devam edecek. Endişe etmenizi istemiyorum. Yani aslında bu ara enerji çok fazla var. Bunları doğru değerlendirdiğinizde güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Şöyle bir sorunumuz var. Yakın bir dostunuzun sağlık problemi ya da ailesiyle ilgili yaşanacak bir kayıp sizi çok incitebilir. Çok üzülebilirsiniz. Buna biraz içerlenebilirsiniz. Sizde de egzama, kaşıntı ve saç diplerinizle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Sağlığınızı ihmal etmenizi istemiyorum. Evet, ilişkisi güzel giden oğlak burçları evlilik teklif edebilirsiniz ya da evlilik teklifi alabilirsiniz. Böyle bir sürpriz bir değişim var. Belki kendi
işinizin bir master'ı ya da bir üst düzey okumak istediğiniz bir şey olabilir. Mesleğinizle alakalı yapabilirsiniz. Bununla ilgili fikirleriniz var. Olumlu olacak. Ama ortaklı iş yapan bazı oğlak burçlarında kesinlikle ve kesinlikle ortaktan ayrılma kararı içerisindesiniz. Artık ben kimsenin yükünü taşımak istemiyorum. Kendi standartımı bozdum diyorsunuz. Kendi işini kurmak isteyen oğlaklar, evet gökyüzü bu, evet toprak elementinin enerjisiyle sizi destekleyecek ama rica ediyorum mantıklı ve doğru zamanı görüp ona göre yapmanızı istiyorum. Sadece iç yüzünüzle yüzleşip geçmiş konuları kapatırsanız güzel fırsatlar sizi bekleyecek. Allah'a emanet olun, mutlu kalın, hoşça kalın.